Hoş geldiniz. Türkiye'nin en önemli iki deprem uzmanı. Biri malum Profesör Naci Görür, diğeri Profesör Ahmet Ercan'dır ve onlar çığlık atıyorlar. İkisi de dün Adana ile İstanbul'da büyük felaket için geri sayımdayız açıklamasını yaptılar ve verileri paylaştılar. Beklenen depremse 7'nin üzeridir ki bunun manası ülke olarak yere serilmektir. Öyleyken konunun televizyonda tartışılması bile istenmiyor. Saray bunun için yandaş kanallara emir verdi. Bakın 1999 Marmara depremi sonrası İstanbul için her an beklenen büyük felaket adına devletin belirlediği 470 toplanma alanının an itibarıyla 304'ü imara ranta aşıldı. Yani AKP'li müteahhitlere peşkeş çekildi. Profesör Naci Görür'e göre 7 büyüklüğündeki bir deprem 1 milyon 800 bin ton patlayıcının yaptığı etki yapacak. Keza büyük tsunami'lerde söz konusu olabilecek. Böyle bir felaketle bütün Marmara Hinterland'ı adeta mezar olacak. Ki buna paralel olarak sanayi, üretim, ihracat, hizmet sektörü, turizm, eğitim stop edecek ve ülke dibe vuracak. O kadar ki bu büyük depremle Türkiye'nin istiklali tehlikeye girecek diyen akademisyenler bile var. Evet böyle bir yıkım Türkiye'yi yokluğa ve acze taşıyacak her türlü iç ve dış saldırıya açık hale getirecek. Büyük depremin yaratacağı kaosu resmetmesi bağlamında uyarı niyetine dillendirilen muhtemel senaryoları aktarmak istiyorum. Bakın deprem anında eski çürük binalar ki sayısı 5-600 bin olarak ifade ediliyor tamamı kağıt gibi yerle bir olacak. Yine yollar çökecek, her şey toz duman olacak. Eski altyapılarda doğal olarak enkaz olup doğal gaz ve su boruları da patlayacak. Elektrikler gidecek, yangınlar çıkacak ve felaket anında cep telefonları da kilitlenecek. Çöken binaların altında maalesef yüz binler kalacak ve oradan feryatlar yükselecek. Türkü yabancısı toplam 20 milyon insan sokağa çıkıp toplanacak, sığınacak, alan arayacak ve maalesef bulamayacak. Canını kurtaran İstanbul'dan kaçmaya çalışacak, lakin adım bile atamayacak. Bütün şehir kilitlenecek. Enkazlardan feryatlar yükselirken kurtarma da zorlaşacak. Enkaz bölgelerine ulaşım bile güçlükle yapılabilecek. Yaralıların hastanelere nakliyesinden müdahaleye kadar kaoslar yaşanacak. Polis, doktor, hemşire herkes kendi başının ve ailesinin derdine düşecek. Deprem kış yani soğuk mevsimde olursa trajedi çok daha ağırlaşacak. Hastalar, yaralılar, bebekler, yaşlılar donarak ölecekler. Deprem sonrasındaki günlerde de açlık, susuzluk ve ilaç kıtlığı uç verecek. 20 milyon insan doyurulamayacak. Bunun doğal yansıması olarak bölge düzeyinde önce marketler, daha sonra diğer yerler bir bir yağmalanacak. Keza yıkılmayan evlere saldırılar yapılacak. Bu süreçlerde maalesef cinayetler bile işlenebilecek, benzer facialar yaşanılabilecek. Şehirdeki hastanelerden şirketlere kadar her yer işgal edilip tarumar edilecek. Peşi sıra artçı depremler hasarlı binaları yıkacak ve panik çok daha artacak enkazın altında kalanlar tıpkı Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi binler halinde ölmeye başlayacak. Çadır kurulacak alan bırakılmadığı için sahada hizmet verilemeyecek ve kitlesel çatışmalar, kargaşalar yaşanacak. Depreme paralel olarak beklendiği gibi tsunami tu de olursa ilave yıkımlar, ilave ölümler olacak. Hülasa bütün şehir, bütün İstanbul makbere dönüşecek. 20 milyon insanın yeme, içme, barınma ihtiyaçlarına ilave olarak tuvalet ihtiyaçları da sorun olacak ve ihtiyaç zorunlu olarak açıktan giderileceğinden güzelim İstanbul bok tarlasına dönüşecek ve şehir kokmaya başlayacak sadece deprem yıkımları sonucu ile değil, yaşanacak büyük izdihamlar, kaos ve panik sebebi ile de ölümler olacak. Bütün bunlara paralel olarak, doğal olarak salgın hastalıklar uç verecek. İlan edilecek olağanüstü hal ile asker devreye girecek ve asayiş bir ölçüde temin edilir olacak. Fakat maddi yıkımlar ağırlaşacak. Ölüler kokmasın diye pek çoğu kimliksiz olarak toplu halde dözerlerle gömülecekler. Beklenen can kaybı ise en iyi rakamla 400 bin ile 600 bin arasıdır. Depremle beraber Türk ekonomisi ve Türk lirası da dibe vuracak. Çünkü Marmara bölgesi sanayinin, üretimin merkezi ve kalbidir. O tabloda ne ithalat ne üretim ne de ihracat yapılabilecek. Bunun sonucu olarak da ülkede döviz kıtlığı, döviz buhranı uç verecek ve kıtlık başlayacak. Dövizsizlikten en hayati mallar, ilaçlar ithal edilemeyecek. Buna paralel olarak Enflasyon bir ara Venezuela'da olduğu gibi yüzde binlere, iki binlere, üç binlere çıkacak fırsatını bulan kaçacak ve İstanbul hayalet şehir olacak. Deprem bölgesindeki şirketlerin büyük çoğunluğu da iflas edecek ve bu şekilde milyonlarca işsizler ordusu oluşacak. Türk ekonomisi yarı yarıya küçülecek. Türkiye dünya kamuoyunda depremin yıktığı, yerle bir ettiği ülke olarak tescillenecek ve abartmıyorum en az 20 sene geriye gidecek. Buna paralel olarak Türkiye'nin düşmanları da harekete geçebilecek. Mesela PKK Güneydoğu'da baş kaldırabilecek, isyan çıkarabilecek. Mesela AKP ile beraber Türkiye'ye yerleştirilen yüzlerce hatta binlerce İslamcı örgüt mensubu yabancı istihbarat örgütlerinin yönlendirmesiyle Antep Hatay kilis bizim diye eylemler yapabilecek. Mesela Yunanistan Karasuları'nı hemen 12 mile çıkardım diyebilecek. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Rum ordusu asker çıkarabilecek. Mesela Rusya boğazlarda hak talep edebilecek. Mesela Avrupa ile Amerika, Yugoslavya gibi olun küçük devletlere ayrılın diyebilecek. Hayır abartıyor değilim. Aciz ve zavallı olursanız bu tür şeyler ihtimal. Hatta mukadderdir. Özetle Durum böylesine hassas iken Tayyip Erdoğan'ın gündeminde yıllardır olduğu gibi ciddi manada depreme hazırlanmak yoktur. İdlib'deki El Nusracılara 150 bin bedavaya ev inşa ettiren Sudan ve Somali gibi Afrika'daki ümmete yardım adıyla Toki'ye bedavaya mahalleler yaptıran Tayyip Erdoğan'ın eşikte olan İstanbul ve Adana depremleri için kollarını sıvamak bir yana deprem anındaki toplanma alanlarını yandaş müteahhitlere AVM yapsınlar, rezidans yapsınlar diye tahsis ettiği vakadır. Son Kahramanmaraş depreminden bile ders almayan ve seferberlik ilan etmeyen saray ise hala laylaylom peşinde. Bakın yeni son resmi bilgi aktarayım, para kaynak yok deyip, Ard yıkıcı zamlar bindiren saray son 6 ayda 2 milyar 171 milyon lira para harcadı. Bunun manası sarayın bir günde 21 milyon, bir dakikada bile 15 bin lira harcaması demek. Evet evet Tayyip Erdoğan'ın malikanesi sadece bir dakika içinde ayda 7500 lira alan iki emeklinin maaşını harcıyor. Saray Mayıs'ta 316 milyon, Haziran'da 647 milyon savurdu. Bir ay içinde bu artış niye diye sorduğunuzda verilen cevap artan enflasyondur. Peki aynı şey neden emekli ve asgari ücretli için geçerli değil? Niçin onlara saray harcamaları misali %100 artış yapılmayıp %25 ile geçiştirildi? Garabet bu harcama tablosuna rağmen Tayyip Erdoğan'ın dün tasarruf talep etmesidir. Bakın Tayyip Erdoğan bunda samimi ise yani israfı önlemek istiyorsa önce saraydan başlamalı. Bir aylık 641 milyonluk harcamayı en azından üçte bire ya da yarı yarıya indirmeli. Bakın iyi anlaşılması için söyleyeyim. 641 milyon bir tanesi 1 milyon lira olan evlerden 641 ev parasıdır ve ifade ettim saray bu parayı bir ayda harcıyor. E sen böyle para harcar bu şekilde savurganlık yaparsan kimden hangi fedakarlığı bekleyebilirsin? İlaveten saray yani Tayyip Erdoğan hangarındaki uçağın en az 9 onunu satmak zorunda. Keza kullanılan 15 sarayın yine en az 10 tanesinden vazgeçmek zorunda. Amerika Birleşik Devletleri başkanında bile 2-3 uçak varken Tayyip Erdoğan'ın 14 özel uçağı nasıl olur? Buna paralel olarak bütün devlet yönetimiyle siyasette de tasarruf geçerli kılınmalı, makam aracı saltanatı kaldırılmalı ve birkaç maaş alınması utanmazlığından da vazgeçilmelidir. Dahası milletvekillerine ayrıcalık da kaldırılmalı, emekliye 7500 lira verilen bir ülkede bir dönem milletvekilliği yaptı diye 70 bin lira emekli maaşı ödenmez, ödenmemeli ki dünyada bunun başka örneği yok. Siyasi gündemden sıcak bir başka gelişme, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden dün ihraç edilmesidir. Peki Tanju Özcan hırsızlık, şerefsizlik mi yaptı da kovuldu? PKK, FETÖ ve tarikatlarla kol kola mı girdi? Türk devleti Ermenilere soykırım yaptı mı dedi? Hayır hayır hiçbirini yapmadı ki bunları yapanlar zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden kovulmak bir yana baş tacı ediliyorlar. Tanju Özcan'ın yaptığı sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan'ı yenemiyoruz demesi yani Kemal Bey'i eleştirmesidir. Ondan sonra Kılıçdaroğlu demokrat Tayyip Erdoğan diktatörmüş öyle mi? Hadi oradan be. Bu Kılıçdaroğlu'nun içinde vallahi 10 tane 100 tane Tayyip var. Şunu da ilave edeyim. Kılıçdaroğlu dün bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine de "Konuşursanız sizi partiden kovarım ha." diyerek tehdit etti. Bu ve son yaşanan onlarca rezaletten sonra dünyada kifayetsiz muhteris tanımlamasının bu kadar örtüştüğü başka bir karakter olamaz dersem söyleyin haksızlık mı yapmış olurum gelelim dehşet utanmazla cübbeli Ahmet adıyla bilinen malum ismi tanıyorsunuz yine ne yaptı derseniz görüntüler sosyal medyadadır. 5 yaşındaki kız çocuğun yani Sebi'nin haram diyerek elini sıkmadı. Bunu neden yaptın diye sorulduğunda cevabı aynen şu oldu. 5 yaşındaki kıza niye elini veresin? Bir de sarılalım kızla karıyla. Böyle ahlak mı olur? Of ki of. 5 yaşındaki bebe Karu ve uzattığı eli sıkmak ahlaksızlık öyle mi ve bunun adı din yani İslam öyle mi? Hayır Allah'ın dini bu değildir. Böyle bir din, böyle bir İslam yoktur. Bu mutlak hakikate rağmen heyhat diyeceğim AKP ile beraber Türkiye'de böyle bir İslamcılık tırmanıştadır, revaştadır yani koşar adımdır. İşte benim adım adım Afganistan oluyoruz feryadım bundandır. Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla gitsin demem de bu rezil gidişatı durdurmak ve yeni bir alternatif yaratmak içindir noktalarken videomu çevrenizle, dostlarınızla paylaşın ve lütfen YouTube'un önerilen videoları arasına girmemiz için beğeni butonuna basın.